Suriye'de bir yandan bozulan ateşkesin siyasi kalıntıları, diğer yanda Halep'e yönelik Rusya destekli hava saldırıları ülkeye zarar vermeye devam ediyor. Rusya parlamentosu nükleer silah yapımında kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmiş plütonyum imhası için Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmayı askıya aldı. Kremlin yönetimi Batı'nın Ukrayna kaynaklı yaptırımları kaldırması ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını azaltması karşılığında anlaşmayı tekrar devreye sokacağını bildirdi. Ancak bölge uzmanı Kergel ise göre bu tür talepler gerçek dışı. Plütonyum anlaşması örneğini ele alacak olursak Rusya Amerika'nın belli koşulları yerine getirmesi talebiyle terk ediyor anlaşmayı. Bu koşulların bazıları gerçekçi değil, bazılarını yerine getirmek imkansız bu Rusya'nın bir kez daha yapılması mümkün olmayan talepleri ortaya koyup çekilebileceğini düşündüğü bir durum oldu. Anlaşma yürürlüğe girseydi 17 bin nükleer silaha yeterli yakıt sağlayacak miktarda plütonyum üretilebilecekti. May... Rus yönetiminin orta menzilli nükleer silah anlaşması gibi Amerika ve Rusya arasındaki diğer mevcut silah anlaşmalarında askıya almasından korkuyorum. Anlaşmanın bozulması Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin kötüleşme belirtisi olarak görülüyor. Suriye'deki Rus güçleri ayrıca Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerine militan noktalarını hedef alırken mesafeyi koruma uyarısı yaptı. İki tarafında anlaşmadan çekilmesi, güvenlik ve savunma gibi pek çok alanda durumu an itibarıyla bütünüyle daha endişe verici hale getiriyor. Birçokları herhangi bir olayın hızla tırmanabileceğinden kaygılı. Amerika ve Rusya ilişkilerinin bir sonraki niteliksel aşamasının açık çatışma olduğu noktadayız. Bence artık karşı karşı olduğumuz risklerin farkında olmalıyız. Amerika ve Fransa, Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerinin savaş suçu sayılabileceğini söylüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya, Suriye'deki askeri üslerinin kalıcı olacağını ilan etti. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerikanın Sesi, Washington.